Evet, Selahattin Baki'nin açıklamaları da az sonra takım oyununda olacak. Şimdi enteresan açıklamalar var yalnız. Joseph'in açıklamalarına da geleceğiz ama Fatih Hoca dedi ki herhalde basın toplantısına daha da geniş konuşacaktır, yayıncı kuruluşa söylemiş. Şener bir haftada 3 maç oynadı, gidemiyor artık diyor. Geldi ekrana. Lines hazır değil ama Yedlin, Ali Palabıyık ve Suat Aslanboğa tarafından dışarı alındı. Şener bir de uzun, yani bu ligde maç trafiğinde uzun süredir oynamayan bir oyuncu. Yok. Tabii, normal yani. Fatih Hoca'nın söylediği haklı yani. Hafta içi zaten o şikayetleri vardı. Aynı şey Lines için de geçerli. Bu sezonun bir özelliği şu oldu. Pandemiden dolayı hastalanan futbolcular, zaten sezon hazırlıkları çok iyi geçmediği için de kondisyon olarak neredeyse tam fit duruma gelen futbolcu sayısı çok azdı. Çok. Araya giren o sakatlıklar, hastalıklardan sonra toparlanmaları da çok zor oldu. Galatasaray o sıkıntıları veya bütün kulüpler yaşadı. İşte sağ bek mevkiinde son haftalarda Lines'le Şener arasındaki en büyük sorun oydu zaten. İkisine birden ihtiyaç var ama ikisi birden tam değil, eksik. Tabii bizde yine bir alışkanlık hakemlere gönderme yapmayı artık hepimiz alışkanlık evet. haline getirdik. Hem teknik adamlar hem yöneticiler. Bakın programa başladık. Hasan Bey Rize ile başladık. Hakeme eleştiri vardı. Selahattin Bey Fenerbahçe'den biraz sonra görüntüler gelecek, hakem var. Galatasaray'dan Fatih Hoca'dan gelen bilgiler içinde hakeme sallama var. O da Karagümrük maçında Yedlin'in pozisyonunu izleyenler bir daha hatırlayacaktır. Oradaki ayağa basmada sakatlanan ve o maçın hakemi Ali Palabıyık ve Suat Aslanboğa'da vardaydı. Orada verdikleri kararlarla Fatih Hoca da oraya bir gönderme yapmış. Tabii ki kimse sakatlık, hastalık istemiyor ama futbolun bir gerçeği de şu. Yok olanları konuşmadan, onları mazeret haline getirmeden elinizdeki varlarla üst düzey performans alabiliyorsanız, o performansa ulaşabiliyorsanız daha başarılı oluyorsunuz. Beşiktaş bunu diğer kulüplerden daha iyi yapan kulüp olduğu için de şu an lider. Ama işin bir gerçeği de şu, Galatasaray'ın önünde 4 maçı var. O 4 maçı da kazanmak istiyor. Bence elindeki varlarla bu 4 maçtan biri de Beşiktaş maçı olacak. Kaldı ki şampiyonluk olmasa bile ikinciliğin önemini biliyoruz. O yüzden olay tamamıyla saha içindeki konsantrasyona yönelmeli. Bugünkü maça geri dönecek olursak da var olanlarla daha geçen hafta belirli bir dinamizme ulaşan Galatasaray yine gençlerle, yine aynı futbolcularla saha içinde o dinamik oyundan çok uzaktı. Onun nedenlerini de taktik yönden biraz sonra analiz ederiz. Çift forvet oynaması ilk yarıda burada bir faktör. Önde alanları kendisinin kapatarak hareketli olamaması bir başka faktör. Galatasaray bugün kazandığı maçta en azından umudunu önümüzdeki haftalara taşıdı. Peki yani tamam, saha içi gerçekler var da ben şimdi bir yandan ben izliyorum. Diğer yandan işte bizim haber merkezinde Galatasaray arkadaşlarımız var, Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Yani Galatasaray'la ya ne kadar donuk, ne kadar Fatih Hoca'nın ifadelerinin bir yerinde de var. Yani vücut dilimizde o yarışı bırakmayacak takım hüviyetinde değildi diyor ilk 45 dakika için. Bunun sebebi bence ya, şimdi yanılmıyorsam ya benim düşüncem tek sebebi Galatasaray'ı oynadığı zaman da doğaçlama oynadığını düşünüyorum. Yani böyle tesadüf olur mu? Yok, ben mental olarak söylüyorum. Sırf mental değil. Yani Galatasaray'a bakıyorsun, Antalya maçından önce yine iç sahada böyle çok kötü bir oyun. Konuştuk hatta. Hiç üretemiyor diyor. Bir haftasına uymuyor. Yani bunun doğaçlamayla, günlük anlık performanslarla olduğunu düşünüyorum. Sizce hocam? Şimdi biz işin mental, psikolojik yönünü konuşurken bazen ya çok istiyoruz diye kendi kendimizi aldatmaya gideriz. Eğer güneşin sana gelmesini istiyorsan senin gölgeden çıkman lazım. Sen gölgeye geçmişsin, güneş istiyorsun. Maçta galip gelmek istiyorsun, iyi oyun oynamak istiyorsun. İyi oynayarak galip gelmek istiyorsun ama bir şey yapmıyorsun. Bir şey yapmadan da oralara ulaşılmaz. O yüzden biz bazen işlerin çok sorunlu gittiği dönemlerde onu bile mazeret haline getirdik. İstiyoruz, hatta çok istiyoruz diyerek böyle sertlikleri, kavgayı tamamıyla onu bile ön plana çıkarıyoruz. Galatasaray evet istiyor ama onun karşılığında bir bedel ödemiyor. Bedel ödemeden istediğini alma şansın yok.
Futbolcular da bu hafta yapılan çalışmalardan dolayı biraz da kendi kendilerini bence o psikolojiden uzak tutmuşlar. Hatta tehlike orada. Kendini de bu şekilde aldatıyorsan önümüzdeki haftalara bu vücut diliyle hiçbir şey yapmadan kazanma isteğiyle gidersen sonuçta ayak kırıklığına uğrayabilirsin. Şimdi bugünkü maçta da diyoruz en önemli eksiklik 4-4-2 oynarsın, 3-5-2 oynarsın. Ya durduğun anda dedik ki Galatasaray dinamik oyunla, enerji oyunla son haftalarda biraz parlar gibi oldu. Ben duruyorsam nerede Ahmet kaldı hocam, enerji? Bu nerede genç oyuncudan da beklenen o değil mi? Genç oyunculardan orada. Buraya devam edeceğim hocam da. Son cümlem şu olsun. Bakın iki forvet var. Yayın orada ikisi de yan yana bekliyorlar. Galatasaray ikili forvet oynamayı bence tam bilmiyor. O futbolcular bunu olmayı bilmiyor. Emre içeri girdi. Onları üçledi. Kerem içeri girdi. Dört tane futbolcu yan yana durdular. Feyyaz hocam onu söyledi. Ya çift forvet böyle mi oynanır diye. Evet. Hatırlıyor musunuz ilk oynadıklarında? Oynarsın. Biz yıllarca oynadık. Böyle oynanmaz ki dedi. Bir kere bir oyuncular birbirini tamamlayacak. İki bununla ilgili az önce söyledim. Bir antrenman tutarlılığı, oyun antrenmanı. Bu antrenman tutarlılığı oyun antrenmanına geçecek. Bir de sen kaldı ki. Şimdi ilk 11'de başlayan genelde son haftalarda orta saha ve ucum hattındaki ender 6 oyuncuda devre arası ve sezon başı gelmiş oyuncular. Ya böyle bir tutarlılık nasıl sağlarsın? Nasıl sağlanacak? Devam edelim de şu Joseph'in açıklamalarını soracağım sana Serdar. Diyor ki bugün biliyoruz ki yani bunu bir kez daha şeyden kontrol edeceğiz. Yani tercümanın açıklamalarıyla da ama baktım ben birkaç yerde daha aynı ifadeler. Onun İspanyolca. Sırf Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bir puanı bırakmadık, galip gelen taraf olduk. Bizim şampiyon olmamamız için ne yapıyorlarsa yapsınlar, biz şampiyon olacağız demiş. Joseph aslında bizim ülkemizde daha önce de oynayan bir oyuncu. Bunu bir kez daha bir kontrol edelim de arkadaşlar ama yani burada... Yani bu yayıncı kuruluşu yaptığı konuşma değil mi? Tabii öyle. Evet evet tabii. Tercümanını çevirdi. Yani burada diyor ki teşvik görüyorlar. Daha ne desin ya, bu korkunç bir iddia. Bu emin tabii. Yani eğer böyle söylediyse. Ya bunu kendisi bunu birileri söyledi ki oradan biliyor. Portekiz'de konuşuyor birisi ya. Yani çevirme hatası mı var acaba? Diye bu kadar çevirme hatası olmaz ama. Bu kadar olmaz mı? Yok. Çevirme hatası böyle bu olmaz. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Daha ne olsun ya, çok ağır. Hani varsa böyle bir şey. Çok karıştırır. Çok karıştırır. Ya çok karıştırır dediğimiz yani, bu olayın kısası. Yarın döndüğünde savcılık direkt diyecek ki bununla ilgili bu teşvikle ilgili söylüyorsun. Ne biliyorsun? Eğer bu doğruysa senin söylediğin gibi bu çevirme diyecek, doğruysa bizim berabere kalmamız için inanılmaz bir para o koydular ortaya. Bir başka takım işte mutlu olmak istiyor demek ki bir para var. Bunu sen neye dayanarak söyledin? Bildiğin senin, şey mi var? Tabii. Somut olarak belgen ne? Buraya kimi getireceksin, ne koyacaksın, ne demek istedin diye soruşturmaya ama direkt tabii, çağırması gerek. Maalesef. Kimseyi zan altında bırakmaz. Şimdi, böylece hocam, direkt, değil mi? Çok kötü bu. Direkt zan altında kimse de kalmaz. Direkt Joseph de Sousa da bildikleri her şeylerini söyler. Ben de yakın zamanda, işte işimiz kulüpte konuşuyoruz, ediyoruz falan. Ben de yakın zamanda kulüpten biri bana dedi ki, hocam dedi, bizim dedi rakiplerimize dedi enteresan primler veriliyor bizim başlarda dedi. Yani... Sezon içerisinde olan primin dışında yüksek rakamlar dedi. Bu ne demek dedim. Ben ne bileyim dedin ne demek. İşte anla dedin ne demek olduğunu. Takım mı veriyormuş ya, prim? Yani Beşiktaş'ın oynadığı takımlara oyun, o kulübün yönetimleri ekstra biraz prim fazla veriyor. Prim veriyor. Beşiktaş maçını kazanın veya beraber kalın. Neyse ne. Şimdi öyle şeyler duydum. Bizde eğer öyle bir şey varsa teşvik yasak. Yani bunu abi, futbolcularla bak, konuşacağına teşvik, bir kulüpler abi, birliğinde... Teşvik dedin, teknoloji de farklı bir yere geldi. Bu iş savcılıkları ilgilendiriyor. Şimdi, çünkü Ahmet Başkan, o Sercan Dikme'ye verdiği röportaj Rize'de, o da çok enteresan. Zaten onunla bağdaştıracağım ben. Bir defa öyle bir şey varsa kulüpler birliğinde başkanlar kendi aralarında konuşsun. İki, öyle bir düşünceleri varsa federasyona gitsinler. Üç, onunla da kalmayıp... Savcılığa kadar başvursunlar ama ülkemizdeki bir gerçek şu, biz motivasyon konusunda maalesef olmasa bile hayali düşmanlar yaratarak takımı bir türlü motive etmeye çalışıyoruz. İşte bizim iyiliğimizi istemeyenlere ders vereceğiz. Ya motivasyon dediğimiz pozitif yansıması gereken bize ve pozitif hep bir yönde... düşman tabii, gerekir. Tabii.
O yüzden şimdi bazen eskiden gelen bu tür alışkanlıkları buna hiç alışkın olmayan futbolculara bile bir söylediğimizde o adam iyi niyetle bunu gerçek sanıp bazen de yabancılar bu tür açıklamalarda bulunuyor.